Halit Bolkan ve onun dostu üstadlarımızla bir kez daha beraberiz. Çok özel bir konumuz var bugün. Geçen gün Halit'i aradım. Dedim ki ya değişik bir şey konuşalım Halit. Şu YouTube üzerinden de televizyonlardan da baktım. Çok üzerinde konuşulmamış. Bir iki tane küçük program var ama çok üzerinde konuşulmamış ama bence uzun uzun konuşulması gerek ki konuşulması gereken üstadlar buradayken tarihe ışık tutacak bir konunun üzerinden gidelim. Dedim ki şu Anadolu hikayesini bir konuşsak. Nasıl olur dedim. Sonrasındaki bir yarım saat, bir saatlik bölüm bizim kendi aramızdaki telefonlaşmamız ve bir heyecan fırtınası halinde geçti. Türkiye tarihi açısından çok önemlidir. Genelde devrimin hikayesi hep anlatılır ama Anadolu'nun hikayesini çok anlatan yoktur. O yüzden bugün Anadolu'nun hikayesini başından sonuna vaktimiz bol, rahat rahat konuşalım istiyorum. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Kim almak ister topu öncelikle? Bu şey nereden çıktı ya? Bir Anadolu fikri nereden çıktığıyla başlayalım mı? Yani o konuya Halit başlasın da gerçi Anadolu'yla ilgili belli yayınlar yapıldı fakat kısa ve tam da aydınlatıcı olmadığı için daha çok kitaplarda basılı yayında mevcut olan konular olduğundan şimdi tabii video çekimi görüntülü çekimlerde anlatmak çok daha farklı olacaktır bence. Bir şey ekleyeyim oraya üstadım. Onun şeyini de şöyle açıklayabilirim. Daha önce bu konuyla ilgili yapılmış birkaç çalışma zaten televizyon için yapılmış ve sınırlı bir süre içerisinde hani bitirilmesi gereken ve daha çok işte görselle desteklenen ama çok detayın anlatılmadığı, işin hikayesinin de çok üstünkörü anlatıldığı yayınlar olarak kalmış ki dedim ki bu da çok sınırlı. O yüzden bu konuyu en iyi bilen 3-5 kişiden bir tanesiniz belki Türkiye'de. O yüzden karşılıklı konuşalım, anlatalım isterim. Fikir nereden doğduğuyla başlayalım. Ondan sonra zaten büyük bir ihtimalle yürüyüp gidecektir gayet bu. Tabii. Yani illa ki. Şimdi bir kere şunu baştan ortaya koymak lazım. Anadolu birçok insanın farkında olmadığı kadar Türkiye otomobil tarihi açısından önemli bir marka. Önemli bir otomobil. Aslında biz bugün eğer Türkiye'de Türkiye'nin en büyük sektörü, işte en fazla döviz getireni otomotiv sektörü diyorsak bunun temelinde Anadolu var. Ama Anadolu maalesef Türkiye'de hiçbir zaman hak ettiği değeri de görmedi. Son dönemde görüyor. Ya Anadolu dediğin zaman böyle bir gülümseme oluyor. Çok özür dilerim. Ben onu şey için de söylemiştim. 124'te mesela Doğan Kartal Şahin'de yok ama 124 dediğin zaman şurada bir tebessüm oluşuyor. Anadolu tebessümü oluşturan marka bence. Şimdi şöyle bir durum var. Allah'tan Türkiye'de Anadolu sever insanlar var hala ve bu insanlar da sağda solda kalmış, çürümeye terk edilmiş, yok olmaya terk edilmiş Anadolu'ları bulup hayata döndürüyorlar. Ve şimdi son bir gelişme daha var. Bir Anadolu kulübü kuruldu. Hatta ben de üye olacağım. Çünkü benim hayatımın ilk 19 yıllık bölümü bir Anadolu'nun içinde geçti. Dolayısıyla Anadolu benim için çok değerli. Çok fazla anım var içinde. Otomobil kullanmayı öğrendiğim otomobil o. Hani çok uzun yolculuklar yaptığımız ailemizin bir üyesiydi. Şaka değil. 19 yıl. Biz bugün otomobil dünyasına baktığınız zaman Türkiye'de 0 kilometre otomobil alındıktan sonra ortalama 4 yılda değiştiriliyor. İkinci ele düşüyor. Biz 19 yıl kullanmışız. Yani inanılmaz uzun bir zaman ya. İnanılmaz uzun biraz bir zaman. Araya tabii saplama gireyim. O yıllarda otomobil edindiğiniz zaman, gerçi Halit'in yaşı benden küçük. Benim 60'lı 70'li yıllardan hatırladığım kadarıyla tabii öyle 2-3 yılda bir otomobil değiştirmek falan hayal olan şeylerdi. Yani otomobil paslanır, eskir, derhal tamire girer, yenileştirmeye girer, kaporta yenilenir, motor yenilenir, şanzıman yenilenir. Ondan sonra bir 10 yılda, 15 yılda o otomobil tekrar hizmet etmeye devam eder. Yatırım, kim yeni otomobil alacak ki? Yatırım aracı değil de o zaman otomobil. Yok değil. Ama yani bugünkü insanların, yani bugün mesela 20-25 yaşında, 30 yaşında olanların anlayamayacağı bir şey bu. 19 yıl aynı otomobili kullanmak. Evet. Ve o yıllarda çok fazla insan bu şekilde otomobilleri ailenin bir parçası haline getiriyordu. Ve Anadolu aslında bugün bile ailenin parçası. Benim için hala öyle. Bugün Anadolu sahibi olanlar için de bugün hala öyledir. O Anadolu evin çocuğudur bence. Türkiye'nin bir klasiği tabii. O ilk üretilen seri üretim araç olması nedeniyle değişik evrelerden geçip değişik tecrübeler kazanıldı. İşte ilk kurulan yerli üretim otomobil fabrikasının özelliklerini taşıması tabii bir değişik bir görüntü.
Bir de tabii karyoserin fiberglass olup da yani Türkiye'de ilk üretilen otomobilin fiber bir otomobil olması gibi. Çok enteresan. Onun hikayesi de enteresan. Bu, tabii onun da hikayesi var. Yani şeyden başlayalım mı? Nereden doğdu? Hani bu böyle bir fikir. Hani... Şimdi şöyle hani bir kere ben önümde bir 3 tane kitap duruyor. Onu göstermem lazım. Çünkü sanıyorum Türkiye'de çok fazla insanda bu kitaplar yok. Bu 3 kitap Anadolu'la ilgili yazılmış ve Anadolu'nun geliştirilmesinde de çalışmış olan Claude Nahum'un kendi yazdığı ve içini o yıllardan gelen çizimler, yazışmalar, fotoğraflarla süslediği çok özel bir üçlü. Örneğin şöyle göstermem lazım. Bu Anadolu'nun hikayesi. Üretime başlama hikayesi. Hadi buradan devam edeyim. Anadolu'nun yarış hikayesi. Çünkü Anadolu Türkiye Rally Şampiyonlukları kazanmış bir markaydı. Ama çoğu insanın bilmediği ve çok da önemli olan bir geliştirme Ar-Ge çalışması var. Anadolu için Wankel motor. Bunların hepsini ayrı ayrı konuşacağız. Ama Anadolu fikri nereden doğduya bakarsak Koç, Vehbi Koç zaten 1940'lardan itibaren otomobil piyasasına distribütör bayi olarak girmiş bir isimdi. Sonra da Ford satmaya da başladı. Zaten Bernard Nahum da o dönemde Koç şirketlerine dahil oldu. Bernard Nahum da yanlış hatırlamıyorsam Ankara'da bir başka markanın bayisinde satış direktörü veya satış müdürü. Ve çok becerikli, yetenekli. Vehbi Koç önce onu işe alıyor. Yani onu transfer ediyor. Sonrasında Türkiye'de evet otomobil sayısı çok fazla değil. Devletçi kapalı bir ekonomimiz var. Dolayısıyla döviz bulmak kolay değil. Yurt dışından bir şey getirmek kolay değil. Fakat sonuç itibariyle otomobil bir ihtiyaç haline gelmeye başlıyor. Gittikçe daha fazla adette otomobil satılmaya başlıyor. Bugünle kıyaslamayalım ama. Önce devrim hikayesi var. Hepimizin az çok bildiği. Aslında o çok istekleri köreltici, insanlarda hayal kırıklığı uğratan bir deneme belki ama diğer taraftan bakıldığında Vehbi Koç çok uzun uğraşlar sonucu Amerika'da Henry Ford II ile buluşuyor. Otomobil üretmek istiyor aslında Türkiye'de. Dövizin dışarı gitmesini istemiyor. Bazıları buna da şöyle bakıyor tabii. Tabii işte çok parası var. Otomobil piyasasını ele geçirecek. Olabilir. Sonuç itibariyle bir yönelim bu. Adnan Menderes'in de aracılığıyla aynen. Henry Ford II ile görüşüyorlar ki bir otomobil veyahut da bir üretim bandı kurulsun, Türkiye bu konuya girsin gibilerinden böyle bir ciddi görüşmeler oluyor. Sonra bunun devamında ilk önce otomobil üretemiyorlar evet ama Ford kamyonlar Türkiye'de üretilmeye başlıyor. D serisi. D750 ile başlamıştı galiba. D1210'lara falan gelmişti sonra. Ve onun devamında çok enteresandır. Bugün dünyada Ford kamyon varsa Otosan sayesinde var. Çünkü Ford global olarak kamyon üretimini bırakmıştı. Sadece Türkiye'de Otosan, Ford Otosan kamyon üretmeye ve geliştirmeye devam etti. En son biliyorsun F serisi çıktı ve Ford Otosan'ın ürettiği, geliştirdiği, mühendisliğini yaptığı bu kamyonlarla global kamyon pazarına geri döndü. Bu çok ilginç bir hikayedir. Yani Vehbi Koç'un zorlaması sonucu Türkiye'de Ford kamyon üretmeye başlaması işte 60 yıl sonra neredeyse Ford'un global dünyada kamyon üretmeye devam etmesini sağladı. Kamyon üssü haline geldi hatta. Evet, evet. Yani inanılmaz bir hikayedir aslında bu. Dünya zaman, çapında bir hikayedir. O zaman montajla başlayan ve bugün neredeyse %90'a yakını Türkiye'de üretilebilen bir düzeye gelmek gerçekten büyük başarı. Ya motoru, şanzımanı hepsi Türk. Yani Türkiye'de Türk mühendislerce geliştirilmiştir. Olağanüstü bir başarı bu. Dönelim tekrar Anadolu'ya. Kamyon üretimi ile bir takım tabii tecrübeler kazanılmaya başlandı ama kafa hala otomobil üretmekte. Ve o zaman ilk denemelerde de o zamanki hükümet izin vermiyor otomobil üretilmesine. Kabul etmiyor getirilen önerileri. Çok ilginç bir durum o. Sonra bir gün Vehbi Koç ile Bernard Nahum'un karşısına bir otomobil çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Ankara'da. İlginç, garip bir otomobil. İnceliyorlar sahibiyle beraber. Saç değil otomobil. Fiberglass. İşte orasına bak, burasına bak. İsrail malı olduğunu görüyorlar gövdenin. Ve o firmaya ziyarete gidiyor Bernard Nahum. İsrail'e. Üretim teknolojisine bakmak için. Beğenmiyor teknolojiyi, üretim şeklini. Çok iptidai, yani çok özensiz aynı zamanda. İlkel bir teknoloji. Fakat bu teknolojinin aslının İngiltere'de Ralliant firmasında olduğunu öğreniyor orada. Ralliant firmasının sahibiyle Atina'da buluşuyor ilk önce 1965 yılında. Sonra İngiltere'deki fabrikaya gidiyorlar. Bakıyorlar ki daha düzgün bir üretim var. Ve o zamanlar fiberglass
otomobillerde kullanılmayan bir şey değil aslında. Mesela Corvette'ler fiberglass o zaman da spor yani, otomobillerde daha çok kullanılıyor. Hafif malzeme, esnek malzeme ama aynı zamanda güçlü bir malzeme eğer tasarım doğruysa. Kolay kolay da saçtan daha zayıf olduğunu söyleyemeyeceğiniz bir malzeme çarpışmalarda. Sonrasında yine başvuruyorlar hükümete. Fiberglass'la bir gövde yapacağız vesaire gibi. Yine olumsuz yanıt geliyor filan ama bütün bu uğraşların ardından nihayetinde kabul ediliyor bir otomobil üretilmesi Türkiye'de. Bu arada aynı aşamada Ralliant firması Anadolu geliştiriyor. Tasarımı İngiliz Ogle Design yapıyor. Orada Tom Karen diye bir adam yapıyor Anadolu'nun tasarımını. Sonra 3 tane prototip İngiltere'de yapılıp Türkiye'ye yollanıyor. Bunlar sürülerek getiriliyor. Yanlış hatırlamıyorsam 36 saatte gelmişler Türkiye'ye ilk prototip. Türkiye'de de 2500 kilometre kullanılıyor otomobiller. Prototipler tekrar test etmek için farklı hava şartları, yol şartları ki o yıllar çoğu zaten toprak yok. Dolayısıyla sağlam bir otomobiliniz olması lazım. Ve nihayetinde de bütün bu geliştirme çalışmaları vesaire tasarımlar bitince devlet o zaman belirliyor otomobilin fiyatını. Yani üretici olarak siz belirleyemiyorsunuz. Ve hükümet o zaman diyor ki 26.800 liradan satacaksınız. Çünkü bütün üretim maliyetleri her şey kalem kalem hükümete götürülüyor. Bakanlara, ilgili bakanlara. Siz bu kadar kâr etsiniz yeter üzerinden gidiyor iş sizin anlayacağınız. Güzelmiş. Enteresan. 26.800 liradan satışa çıkıyor. Aslında üretim 19 Aralık 1966'da başlıyor. Ama satış tabii ki 1967. 1967'de yani piyasaya, yollara çıkan ilk Anadolu'lar, A1'lerin ilkleri 1200 motor. O şeyin gecikme nedeni de tabii yeterlilik belgesinin geç alınabilmesi nedeniyle. Çünkü araçların imal, tadil ve montajı hakkında teknik şartları gösteren yönetmelik onayı makine mühendisleri odasından 28 Şubat 1967'de alınmış. Dolayısıyla ondan sonra otomobiller hazır ama hazır. Çıkamıyor. Aynen. Tabii. Ama bu normal. Yani inşaata başlarken ruhsat almaya çalışırsa evet, onun gibi bir durum bu. Evet. Sonuçta aslında devletten bütün izinler alınmış ama işte prosedürler devam ediyor. 1967 model Anadolu 1200 motorlu yollara çıktı. Motor. Bizim Anadolu'muz 67 model 1200'dü. Yani havai mavi renkte. O zaman öyle derlerdi. Havai mavi. Çok meşhurdu o rengi. Aslına bakarsanız Ford motorlu. Cortina veya Anglia motordur aslen. Anglia, Cortina, bütün o Kent motor dediğimiz 50'li yılların Ford üretimi olan ve 2000 yıllarının sonralarına kadar hala üretilip... Tabii 2004-2005 üretilip... O civarlara kadar artık kaldırıldı, artık üretilmiyor ama dünyada en çok üretilen, en popüler motorlardandı. 1200, 1300, 1600 Kent motorlar. Bu bir ayrı bir tarih o. Yani... Ayrı bir tarih. İlk üretilen işte 1200 motorlar aslında 1198 cc, 51 beygir. Ya o yıllar için son derece mütevazi evet. Ama iş gören. Ya, o yıllarda baktığınız zaman Opel'in mesela Ascona'ları da benzer beygirlerde. Evet. İşte Volkswagen Kaplumbağa dediğimiz araçlar da o beygirlerde yaklaşık. Ortalama hani güçler onlar. 40 ile 60 arası evet, beygirlerdir evet. Aslında. Renault 12'ler de mesela o beygirlerdedir. İşte 124'ler de benzer beygirdedir. O yıllarda 100-120-130 beygir olan araçlar çok güçlü araçlardı. Yani 4 litre, 5 litre Amerikan otomobilleri de 130 beygir falan yani. 94 olan da var, 130 da var yani, 110 da var. Ki ona göre yol da yok zaten. Yok değil. O kadar gücü kullanabileceğin yol da yok ya, zaten. Yani şunu söyleyeyim mesela o yıllarda hani yine normal yollarda zaten otoban yok o yıllarda Türkiye'de. Yok. Saatte 90 kilometre hız tahdidi var, limiti var ya bugün olduğu gibi. Ama o yıllardaki arabalarla 90'a gelmek cesaret zaten. Evet. O yollardan. O cesaret. Tabii de bir cesaret. Büyük cesaret. Normalde ben hani çok uzun seyahat yapardık. Genelde babam 60-70 giderdi. Ve o bize yeterdi yani. Hani 90-90. Vay arkadaş bayağı hız. Uçak gibi filan. Hani. Güzel. Çünkü o yıllarda öyleydi. O yollarda ancak onu yapabilirdiniz. Yani temiz asfalt bulmak falan diyor efendim. Tabii çok uzun asfalt bulmak. O yılların en meşhur asfaltı mesela Yalova'daydı evet. Biliyor musun? Kırmızı bir asfalt vardı. NATO asfalt, tarafından evet. Yapılmış. Orası inanılmazdı. Körfezden. O asfalt uzun yıllar hiç bozulmadı. Körfez'den dolaşmaya kalksan o yola girersin. O yol, o gerçekten ne olsa o hiç bozulmadı. O asfalt inanılmaz bir asfalttı. Yani. Peki üretim aşamasında kullanılan işte gövde, parça, motor, yürüyüş takımları vesaire bunlar ithal olarak mı? Ya burası montaj noktası mı oldu? Orası yoksa, enteresan. Yoksa biz mi burada ürettik? Şimdi bir kısmı tabii ki öncelikle şey geliyor yani ithal geliyor. Çünkü yan sanayi diye bir şey yok Türkiye'de. Otomobil parçası üreten biri yok. Biri yok. Yok. Ve bunu
Anadolu'la birlikte Koç Grubu Otosan başlatıyor. Birilerini zorla yan sanayici yapıyorlar mesela. Zorla. Uğraşa uğraşa. Ve yavaş yavaş yerlilik oranı artmaya başlıyor. Tabii. Hoş, gövdenin tamamı yerli. Yani fiberglass'ı işliyorsun. Camlar yerli, hı-hı, jantlar yerli. Sonra kolyalar falan yerli. Kolyalar falan, frenler yerli. Frenler yerli başladı. Ama tabii motor, vites kutusu ve diferansiyel. Mesela motor ve vites kutusu Ford'dan alınıyor. Tabii. Diferansiyel Baby Salisbury dediğimiz Salisbury diferansiyellerin küçüğü ki onların büyükleri de çok profesyoneldir Salisbury'lerin. Arada tabii İngiliz üretimi olan Atlas'lar da var ama Anadolu'larda ağırlıklı olarak Baby Salisbury denen diferansiyeller kullanıldı. Yani iş öyle başladı. 68 yılında motor değişikliği var. 1300 cc'ye geçtiler. Evet. 1297 cc aslında. Bir yıl sonra. Aşağı yukarı, evet, aşağı yukarı. O da 54 beygir yanlış hatırlamıyorsam. Ama orada bazı beygir değişiklikleri oldu. Beygir değişiklikleri var, evet. Yani yayınlardan da değişiyor da yani normal olarak 60-63 beygir. Sen ne zaman tanıştın üstadım şeyde Anadolu'da? İlk günlerde. İlk günlerde. Şöyle tanışmam da daha enteresandır benim. Şimdi Anadolu üretilmeye başlandı. Bizim iş yerinin orada sanayide Anadolu servisi açıldı. Başında bir genç mühendis arkadaş var, çalışanlar var. Yeni yeni problemli olanlar bazen geliyor. Derhal söküyorlar, motoru bize getiriyorlar. Biz de bağlantı yaptılar. Motorlarını biz yeniliyoruz, biz elden geçiriyoruz ve veriyoruz. Yani benim tanışmam herkesten çok önce oldu. Ama o bir heyecan var mı? Bu bir çürük. Evet, muhakkak tabii çünkü yani nedir bilmiyoruz ki. Yani yeni çıkan bir otomobil, yeni çıkan bir motor, motorun özelliği, yapısı, şusu, busu filan. Tabii ister istemez, gerçi teknik uzakta olduğumuz teknik bilgileri de onlar bize verdiler ama hani bizim de kendi tecrübemizde o motorlar bize bağlandı ve devamlı oradan yenileştirmek için motor bize gelirdi. Biz de servise verirdik, yetkili servis, Ford'un yetkili servisi. Onlar da aracı teslim ederlerdi. Yani orada tanıştım ben de. Ya mesela 1960 yani A1 dediğimiz ilk nesilde direksiyonlar çok ağırdı. Evet. Bilyeli tip direksiyon sistemi vardı. Servo yoktu frende. Yani direkt hidrolikti. Direkt ne kadar güçlü basabiliyorsa kara o kadar fren, tutardı. Kara fren dediğimiz, tabii kara fren dediğimiz. Mesela şey çok enteresandı. Şimdi cam suyu çekiyoruz o ya. Onda bir tane ortada pomp böyle küçük düğme vardı. Hatırlıyorum onu. Pompalardın elinde. Pompalamak lazımdı ki hatırlıyorum. Tabii. Hani o güne dönünce çok mesela şeyler göstergeleri hala gözümün önündedir. İşte siyah zemin üzerine beyaz yazılmış. Vites kolu simit. Çok güzeldir onun mesela. Böyle çok çok. Evet, çok, A1'lerin şöyle ileriden çıkar şöyle böyle gelir. Evet. Zor değildir şanzımanını kullanmak. Güzel geçer tık 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 ama mesela birinci vitese geçerken biraz fazla gittirirsen o alttaki plastik tutacağı vardır onun. Oradan çıkar bir de kilitlenir kalır. Kilitlenir kalır. Orayı söküp onu boşaltıp tekrar takman lazım. Tekrar yerleştirip takmak gerekir. Benim başıma yani geldiği için biliyorum. Yani. Bildiğin Lego gibi aslında. Tabii bir de satış fiyatı da öyle bir kısıtlamaya gelmiş ki o satış fiyatının içinde herhangi bir artı da koyamıyorsunuz. Tabii, yani devlet demiş ki şunu şu kadar paraya satacaksın. O kadar paraya satmak için onu çok daha ucuzuna mal edip de üstüne kar etmek gerekiyor. Ama bizimkinde Blaupunkt Radio vardı. Yani, orijinal. Böyle kromajlı, üzerinde Anadolu logosu yani Anadolu yazar, altında Blaupunkt yazar falan. Nefisti mesela, öyle detayları vardı. Full aksesuar almışsın sen. Neyse o, bence full yani. Opsiyonu yok zaten, aldın onu. Yani hani öyle çok hoştu aslına bakarsan bazı detayları. Yani evet. Kelebek camları, arkalar kelebek camı kelebek açılır. Kelebek camı, evet. Hem önde kelebek camı var, hem de arka camlar kelebek camıdır aslında. Komple mecburen kelebek iki kapılı arkadaşlar. Sedan olduğu için. Az bir şey açılır, kalır aslında, böyle yani. Bak çok enteresan bir şey var. Bugün iki kapılı kupe sedanlar başladı tekrar. Düşün, BMW'de iki serisi var mesela. Anadolu zaten öyleydi ilk çıkışında. İki kapılı kupe sedandı aslına bakarsan. Yani farklı bir tasarımdı. O yıllarda ona benzer otomobil çok fazla yoktu. BMW'de uzun yıllar iki kapılı üretildi. Sonra 2002 kapı çıktı aslında. Falan. 2002. Onun devamı 2000. Yani o yıllarda çok fazla otomobil yoktu öyle. Kelebek camı çok uzunca bir süredir kullanılmıyor. Değil mi? Şimdi iki sebebi var. Bir tanesi tasarımla ilgili bir durum bu. Hala daha kelebek camı olan ama açılmayan otomobiller var. Çünkü otomobilin ön kapısında eğer o kelebek camını yapmazsanız bazı tasarımlarda cam aşağı kadar inmez. Evet. Çok net. Ama o yıllarda tabii klima falan çok çok nadir otomobillerde var. Genelde Amerikanlarda bir de Mercedeslerde var.
normal otomobillerde yok. Hayal bile edilmiyor. İçeriği havalandırmak lazım. Camı açınca çok fazla rüzgar doluyor içeriye. Kelebek ama onun yerine kelebek camını şöyle birazcık oynatıyorsun. İçerideki sıcak havayı oradan emip götürüyor. O havayı dizayn, tazeliyor. O dizayn biraz da tabii ki şimdi al kolonu dediğimiz aracın ön ilk A sütunu üretim özelliklerine de bağlı olarak kelebek camı tercih edilir edilmez. Bazen açılmayan kelebek camları var konur ama bu daha çok viraj alırken yandan yolu rahat görebilmek için tercih edilmiştir. O da kelebek camıdır ama açılmaz. Bir de artık bütün arabalarda klima olduğu için açılıyor kelebek camına ihtiyacı yok. Ama çok güzel nostalji. Anadolu'da arka camları da kelebek şeklinde açarsan önlerle beraber püfür püfür geçmek yani. Klima oluyor yani. Yazın ben Manisalıyım. Yazın 45 dereceye çıkar sıcaklık. İzmir'e gidiyorsan Sabuncu Beyli ikinci vites 25 ile çıkıyorsun, tırmanıyorsun o zamanlar. O hava akışına ihtiyacın var. Bir de fiber arkadan ihtiyacın var. Bir yani. De fiber aracın ısınıyor. O daha da ısınıyor. Daha da ısınıyor. Evet. Doğru. Ha, o doğru. Kolay değildir yani. Kaç sattı ilk çıktığında biliyor musunuz? Yani, çünkü o dönem bir tek Amerikanlarla yarışıyor. Bir de çok nadir Mercedes'ler vesaire. Avrupalar da var tabii. Volkswagen'ler, Opel'ler var. Opel'ler var, Ford'lar var. Var aslında birçok otomobil geliyor ama yani Amerikan ağırlığı aslına bakarsan 60'larda azalmaya başlıyor. 60'lara kadar neredeyse tamamı Amerikan. Hı hı. 60'lardan itibaren özellikle Almanya'ya gidip çalışan işçilerin getirdiği otomobiller Avrupa otomobiller sonuç itibariyle. Ve gittikçe de özellikle 70'lerde artık Avrupa otomobili ağırlıklı olmaya başlıyor iş. Satış rakamı biliyor musun? Var bildiğim kadarıyla burada. Bende kayıtlı var. Yıllara göre de var da. Var yani. Ne satmışız mesela? Toplamı da var da onu bulmaya çalışıyorum şu anda. Ondan sonra onu ararken ben o zaman devam edeyim. Sen anlat. A1 dediğimiz gövde tipinde hani 68'de 1300'e geçildi. Daha güçlü bir makine. Ama donanımda falan önemli bir değişiklik yok. O yıllarda aslında aynı otomobil. İşte otomobili kullanmaya yetecek kadar donanım var yıllarda. Çok net. Fakat bugün hep Ar-Ge diyoruz ya, çok önemli araştırma geliştirme yapmamız lazım falan. O yıllarda aslında Otosan ciddi Ar-Ge'ler yapmış. Mesela 1971 yılında otomatik şanzımanlı bir Anadolu yapmışlar. Anadolu Deluxe 71. Anadolu Deluxe ve İzmir'de de sergilenmiş bu otomobil. Fakat sonra üretilmedi. Maliyet büyük ihtimalle onunla ilgilidir ama hani şeyi düşünmüşler, otomatik şanzımanlı bir Anadolu, otomatik şanzıman süper lüks bir şey o zamanlar. Tabii canım yani. Yani Anadolu'ya bir otomatik şanzıman koymak demek gerçekten de vizyon sahibi olmak demek. Yani bunu söylemek lazım. Şey ne zaman girdi devreye? İlk çıkanlar A1'ler yuvarlak farlı. Yuvarlak farlı, evet. İki katlı. Dikdörtgen ne zaman geldi? Onlar 71'den sonra. 71. Ben onları daha çok seviyorum mesela. Onlar daha bir bende. Mesela onlarda şey vardır. A1'de tasarım farkı normalde pek yoktur. A1 70'te de biraz arkada küçük değişiklikler oldu veya stoplanmalarında değişiklikler yaptılar ama mesela A2 dediklerimizde arkada bir ara böyle dikdörtgen gibi böyle kalın bir stop lambası grubu olanlar tek parça. Sonra Ford Transit'lerin dik olan stop lambalarını yan yatırıp koydular. Hatırlar mısın onları? Evet. Hatırladım. Ya öyle değişiklikler oldu, olmadı değil. Onlar orada işte dört kapılı çıktı. Ön tarafta yuvarlak far yerine kare far. Kare far. Kare far çok bit değişti. Senin tercihin hangisi? Yuvarlak far mı, kare far mı? Ben A1'ciyim. Hem de 67'ciyim. Şimdi o yıllarda tabii direksiyon kramiyer oldu. Tabii. Kare farlarla beraber. Vites kolu konsollu oldu. Kısacık. Düz çıkan daha çağdaş. Modernleşti gibi. Otomobil o zaman. Ön kontrol tablosundaki işte kaloriferciğime şu bu filan falan. Onlar da bayağı vites kolunda da logo var mıydı? Hayır, bizim 67'de yoktu. Yoktu hayır. Kısalarda vardı diyor. Kısalarda vardı değil mi? Vardı. Kısalarda vardı. Öyle hatırlıyorum çünkü. Şeylerde yoktu. 1966 Aralık ayında üretimine başlanan Anadolu otomobillerinin üretimi 1984 yılına durdurulana kadar 87 bin adet satılmış. Sadece 87 bin adet? Sadece 87 bin, evet. Bunun içinde STC'si var, böceği var. İşte hepsi var. A1, A2'si. Pikabı var. MK2'si, pikabı var. Aslında ne kadar az değil mi? Yani. Tabii bugünlük 100 binlik üretimleri göz önüne alırsak. O zaman Türkiye pazarı da çok büyük pazar değil. Yani evet. Çok büyük pazar değil Türkiye pazarı. Yani ihracata dayalı bir Anadolu pazarı pek yoktu. Yani belli Türkiye Cumhuriyetlerine falan belki çok az. Gittiyse ama sırf yerli pazara. Yani şu anda bizim korumamız gereken
Anadolu tutarı toplamı aslında 87 bin ki bunun çok büyük bölümü artık yok. Gitti. Yok tabii. Gitti. Tabii. Çok büyük bölüm yok. Bir ara yarıdan kesilip arka tarafı kamyonetler. Onu söyleyecektim. Evet, onu evet. Söyleyecektim. Bak orada çok acıklı bir hikaye var. Yani örneklerden bir tanesi çok önemli. Yarışan Anadolulardan bahsediyoruz ya aslında. Anadolular yarışmaya hemen başladı 68'den itibaren. Hani, kurulu kurulmaz raliye girdi. Zaten yani Türkiye'de bayağı bir rali şeyi vardı, hevesleri vardı, belli yarışmalar vardı. Tabii o yıl yarışanların yerli otomobili olması nedeniyle de üstünde çalışılması gereken bir otomobil oldu. Ortaya çıkmasına rağmen zaten Kent Motor 50'li yıllardan itibaren İngiltere'de üretildiği için rallinin de ana vatanda İngiltere olduğu için zaten bu motorlar için üretilmiş parçalarla beraber yeni dizaynlar da devamlı yapılıyordu. Dolayısıyla Türkiye'deki yarışçıların Anadolu'ya dönmesinin pek bir mekanik olarak fazla bir zorluğu olmasa da tabii ki süspansiyon, şasi, altyapı, fren ona benzer konularda belli tecrübeler edinmeleri gerekti. Sen çalıştın mı Üstad'ın o şeyde? Yarış organizasyonunda. Ben o motorlarla çok çalıştım. Yani Kent Motor bugün tabii ki bizim de şeyimiz yani alfabemiz aşağı yukarı. Yani Kent Motor'un bugün 1300'ü 1600'ü ile çok ciddi işler yaptık. Mesela hatırlatayım. Yıllardan birinde iddia üzerine bir iddia Escort, üzerine yalnız. İddia üzerine. Escort hazırladık ki yani aynı Kent Motor'dur yani. 1300'ünü biz aldık, çok özel parçalarla 125 beygire çıkardık. Kaçtan? 52, 54. Ne diyorsun? 54 beygire. Tabii. 54'ten 125'e. Motor 11.000 devir çeviriyordu. Hatta 11.200 falan çeviriyordu. Boşta 10.000 deviri tutuyorduk. Bir de bloktan eksantrik motor. Bloktan bildiğimiz Kent Motor. Eski sistem. Yatık 50'lik Weber'lerle. Çok özel eksantrik kapak işleme, motor içi, krank işlemesi, çok özel kollar ve çok özel üretilmiş pistonlarla yaklaşık olarak 12 sıkıştırma falan vardı. Ne diyorum sen? Yani 11.000 devir her viteste çeviriyorduk. Artı tabii ki buna dayanacak şanzıman yani vites kutusu da gerekiyordu. Kafa kafaya verdik. Biz STC vites kutularının oranları biraz daha normal Anadolu'larından daha iyiydi. Mesela birinci vitesi daha uzun bir oranlıydı. Mesela 3.50'li olan birinci vites STC'lerde 2.97 idi. Yarışmak için çok daha elverişliydi. Biz o şanzımanla normal şanzımanı alıp dişlilerini birbirine akuple ederek bir onun oranı bir onun oranı diyerek biz 4 ileri kısa oranlı bir şanzıman ürettik. Parçalarını kestik. Bayağı ürettik diyor. Evet evet dişli yaptırdık. Var olan dişleri oraya geçirdik, kaynattık falan. Oldukça başarılı oldu ki yani o zamanki toprak olan crosslarda veya pist yarışlarında şurada burada biz bu aracı kullandık. Uçan teneke diyorlardı o aracı. Gerçekten bayağı. Sonra 1600'üne geçelim dedik. Daha iyi güç alalım dedik. 1600'ünü aldık bu sefer. Aynı özelliklerle 1600 yaptık. O da yaklaşık 10.000-10.500 çeviriyordu. Fakat enteresandır tabii. Biz motoru yapıyoruz, teste çıkıyoruz. İşte test ne kadar? 5 kilometre, 8 kilometre geliyoruz. Yağ lambası yanıyor. Bir söküyoruz. Grank bitmiş ya da grank. Dayanmıyor. Araştırdık ettik. Dediler ki o şimdi 1300'de normal grank kullanabilirsiniz. Tamam. Çok kısa strok olduğu için fazla sorun çıkarmaz. Ama 1600 olsun uzun strok krank olduğu için tabii ki sorun çıkarabilir. Bu sefer araştırdık ettik çelik krank bulduk. Özel üretilmiş çelik krankı koyduk. Kuru kartele çevirdik. Sonra kuru kartele yağlamaya çevirdik. Onu da uzun bir süre kullandık öyle. Yani o yatak problemini giderdik. O mesela zincir sistemi gergisi böyle çok hafif bir malzeme, iki kere 10.000 çeviriyorsunuz, o lastik eriyip gidiyor. Hadi Opel'lerinki çok sağlamdı, Opel'den aldık, onu geliştiriyorduk, oraya akuple ediyorduk. O zaman o Opel gergisiyle beraber
bizi idare ediyordu. Piyanolar kırılıyor devamlı, külbütörler. Özel külbütörler geldi, çelik bağlantılı, ayaklı, evet titanyum külbütörler, ona göre üst kapak oturmaz, özel üst kapaklar yapıp içini tıraş deyip de ona uydurmak falan derken. Hani bugün modifikasyon yapıyoruz yani, diyen arkadaşlar var ya, nasıl yapıldığını öğrensinler. Kapaklar dökümdür tabii, onu işlemek gerçekten hassas, çok zor bir işti. Yanlış işlemeyle de delinir su. Haznesine açılır filan, kapağı çöpe atarsın. Bir şey söyleyeyim üstadım. YouTube bundan bir 40-50 sene önce olsaydı evet, bunları o dönemde yaparken çekiyor olsaydık var ya, bugün yıkılmıştı ortalık. Yani. Ya, anlattığı şey var ya böyle. Şimdi mesela bak, hani, niye 1600 cc'lik makinede Grank'ı yiyor? Uzun stroke. Uzun stroke'da yüksek devir çevirirsen çalkalamaya başlıyor içeride. Çalkalama başlıyor. Yani Grank'lar zaten yani 60 beygir için üretilmiş bir Grank. Yani sen 125 beygir yaparsan. Evet, döküm yani pik döküm, hafif mallap karışımı olan pik dökümler ki yani yatak yüzeyleri de pek öyle sertleştirme falan görmemiş. Yani sertleştirmeyi de denedik fakat başarılı olamadık çünkü çok ciddi bir karbon yükleme gerekiyordu. Sonra çelik Grank'ı bulunca o iş için üretilmiş, çelik Grank'la bizim sorunumuz bitti. Ama 2-3 kere motoru devamlı sürttük. Yani yapıyoruz, teste çıkıyoruz. 5-6 kilometre, 8 kilometre sonra araç geliyor, yağ basıncı yok. Krank yok. Grank bitmiş, adımlar bitmiş. Yok, bitmiş ki yağ basıncı iyi, her şey iyi yani. Grank bitince hadi bir daha. Yani. Hadi ayır motoru tekrar, baştan komple, tekrar, baştan. Yap. Şanzımanı sonra yaptık, özel debriyaj kullandık. Yani diferansiyel hatırladığım kadarıyla şeye çevirmiştik, Atlas'a çevirmiştik, kilitli Atlas koymuştuk ondan sonra. Bildiğin şey gibi, yapboz gibi. Hani, yani, ha bir dakika yani, bu parça uymadı. Ama yani tekniğini almıştık fakat uygulamalarda, o yıllarda Türkiye'de parça bulmak, parça getirtmek, teknoloji öğrenmek, kitap bulmak, donanım bulmak, bunları okuyup da kendini geliştirmek filan çok zor şeylerdi. Çok zor şeylerdi. Hep kendi kendimize öğrendik çoğu şeyi. Kendimiz geliştirdik ve bizim yetiştirdiklerimizi öğrettik biz bunlar. Her zaman söylüyorum. Birçok platformda da söyledim. Hani Amerika'da orada burada bir yerde olsa böyle heykeli dikilip bir okula yani, adı verilecek şey adam abartılı sizde. Gerçi de ama bir insan işini seviyorsa sonuna kadar gider, en ince noktalarını öğrenir ve ondan sonra da öğretir. Bu tarz programları yapmayı seviyorum çünkü hep anlatıyor işte YouTube yapıyorsun işte rating falan, diyorum ki koyun abi kenara, bizim öyle bir derdimiz yok ama bunlar bir sonraki nesile anlatılmalı. Biz yani tarihe not düşelim yeter. Evet, bir yerde dursun çünkü Anadolu diye bir şey var, üretildi bu. Çok özel bir marka ama burada emek sarf eden çok özel insanlar var. Bunlar konuşmalı. Hani işte 5 dakikalık, 10 dakikalık bir şey değil. Uzun uzun konuşulmalı. Evet. İsteyen izleyecek, isteyen izleyecek. Ama biliyorum 10 sene sonra da birileri diyecek ki ya bir dakika, bu hikaye var. Bunu bir de biz de dinleyelim demeli bence. Bence de. Şeye geleyim, yarışa geleyim. Çünkü çok ciddi yarış birincilikleri vesaire var. Orayı da bir... Yani... Şimdi tabii yarışlarda da lafını kestim. Yalnız motor, şanzıman, diferansiyel tabii yarışlarda kullanılan, mesela rallilerde belli kurallar var. O kuralların dışında bir motor üretemezsin, bir şanzıman kullanamazsın filan gibi belli kısıtlamalar var. O kısıtlamalarla bizim ralliler için ürettiğimiz motorlar o yıllarda 100-110 beygir, 95 beygir gibi güçler çıkarırdı ki bugün RS2000 Escort kullanan Range Koçu Bey, şu bu ki ben beraber de çalışmışım da. Sen Range Koçu Bey'le çalıştım diyor ya. Kapat abi yani. Range Koçu Bey'e ben kaç tane motor ürettim? Benim motorlarımla yarıştı. Serdar Bostancı ile neredeyse beraber büyüdük. Yani bugün Türk rally pilotları arasında bildiğiniz kim varsa, Ali Bacıoğlu'ndan tutun da nerelere kadar. Hepsiyle ben beraber çalıştım. Şey yapalım mı üstadım bugün? Türkiye Rally Tarihi diye bir yere kadarki olan bölümü konuşalım mı? Böyle uzun uzun konuşalım. Olur, ben de bu isimleri konuşalım bence. O konuyla ilgili üretilmiş olan bir tane kitap var. Türkiye Rally Tarihi diye belli bir yıllara kadar geliyor. O kitabı da
biz referans alırız ona göre. Bence onu da yapalım. O da bulunsun. Çok geniş bir konu. Çünkü Türkiye Rally Tarihi denince benim aklıma hep şey geliyor. Günaydın Rally'si. Hani o fotoğraf çok çok özel fotoğraf. Bakın, Günaydın Rally'si diye bir şey var. Işte, mesela Ford'larda, Escort'larda 2 litre Escort'larla yarışıldığı zaman çoğu kişi işte 138 beygir, 140 beygirle yarışıldı. Yapılmış motor. Hani 160 beygir üreten bir Escort ki biz ürettik, Ranch'e de ürettik, yapıldı fakat yani sonuçta çok büyük beygirdi. Tabii çok büyük. 160 yani beygir. 120 beygir, 130 beygir. 130 beygir olan bir yarış rally otomobili. Ama abi arabalar da hafif o zaman. Yani bu benim bahsettiğim uçan teneke rally için yapılmadı. Tırmanma için yapıldı, pist için yapıldı, cross için yapıldı, özel yapıldı. Yani ama ötede rally'nin kuralları var. O kurallar dahilinde yapıyorsanız o zaman grup B'ler vardı. Sonra grup A'ya dönünce kısıtlandık. Karbüratör kullanımı yatıp kullanamıyorduk. Standart kullanmak zorundaydık filan. Güçler tekrar geriye dönüş oldu. Neyse uzun konular. Ama bir gün şeyi konuşalım şu. Bak, Türkiye Rally Tarihi'ni konuşalım. Evet. Bak 1970-81 yıllar arasında 35.668 adet Anadolu A2 üretilmiş. Ben bunu beğenmiyorum ama. Bu benim son nesil kötü. Evet. Son nesil maalesef. Ya, Anadolu değil yani. Evet. Yani. Evet. Şimdi ben... benimki söylediğim bu. Evet, senin söylediğin bu. Çok evet. A2 zaten. A2. A2 evet. Zaten. Başlangıcı burası. Bir de onun içinde çok özür dilerim. Bir sıfır otomobil kokusu vardır ya bugün herkesin evet, vardır. Evet, vardır. Anadolu'nun kendine has bir kokusu var. O sıfırken değil yani hep 20 duruyor. Yaşında da olsa hep o koku vardı arabanın içinde ya. O biraz da fiberin bastırdığı koku. Belki. Yani hep böyle çok evet, evet. Tatlı bir koku vardı arabanın içerisinde ve keyif alarak. O içinden. Fiber solüsyonunun bir özel kokusu tabii, vardır. Reçine. O koku, reçine. Reçine. O kolay kolay gitmez evet. O, küçük o ya 20 sene sonra bile reçine. O otomobil içerisinde evet, o kokuyu evet. Alırsın. Şimdi o Anadolu'nun rally tarafına bakarsak aslında otomobilin ilk günden bu yana otomobillerini kanıtlamak, markayı yukarıya taşımak için her firmanın yaptığı şey rally'ye, yarışa girmek daha doğrusu. Dolayısıyla bir de Türkiye'de motor sporları çok geriye 20'lere kadar gidiyor aslına bakarsan ama tek tük yarışlar ve genelde de İstanbul'da Tarabya yokuşunu tırmanmakla işte aşağı yeterli yukarı. Kalmış şeyler bunlar. Meşhur Bosani tırmanmalarımız vardı. O çok popüler olurdu sonra. Tabii. 68'de işte hani birinci Türkiye Rally'si filan başlıyor. Çok önemli bir şey ve o zamanki rally ile bu zamanki rally'yi kıyaslamamak lazım. 980 kilometre, yok 1500 kilometre filan yarışlar. Uzun. Çok uzun tabii değil mi? Tabii, yani, acayip uzun. Konaklıyorsunuz, bir yerde uyuyorsunuz. İstanbul'dan çıkıyorsunuz işte ne bileyim Antalya'dan ya çıkıyorsunuz. Bütün şeyi dolaşıyorlar mesela Marmara'yı dolaşıyor. Evet, evet. Eskiden öyleydi. İşte, Ankara'ya gidip geliyor falan. Ben şeyin içerisinde gördüm program öncesinde. Elle çizilmiş yol notu. Evet, evet. Marmara bölgesi. Yani. Marmara bölgesi kombi. Bak daha komik bir şey söyleyeyim. Şimdi biz yarışlarda ne yapıyoruz rallilerde? Belli zamanlarda, dakikalarda bizim zaman kontrolde olmamız lazım evet. Değil mi start almak için? Erken gelirsen ceza, geç gelirsen ceza. Peki abi o zamanlar öyle donanımlar yok. Dakikayı nasıl tutturuyordun? TRT radyosu abi. Saat başı dıt, hemen saatini ayarlıyorsun. Ha güzel. Ya, tabii. Ya. Yani. O yüzden hepsinde radyo vardı o arabalarda. Gereklilik varsa yöntemde yaratılır. Rally arabasında radyo var. Tabii. Arz ve talep meselesi. Gerektirik varsa yöntem yaratılır. Bak sonraları Anadolu'da yarışanlar özel kep döktürmeye başladılar. Şimdi Anadolu'nun kepi tam hatırlamıyorum. 5 kat mıydı, 6 kat mıydı, neydi? Çok kalın ve ağırdı. Rally yapmak için tabii kalıpları elinde olan fiberglasçılar bunu 2 kat olarak filan döküyorlardı. Hafif. Çok hafif, çok ince bir kep döküyorlardı filan. Yani. Aslında 1973'tek iyice ağırlaşan petrol krizi sırasında seri üretim Anadolu'ların da şeyi inceltildi. Evet. Gövdesi inceltildi. Anadolu ismi? Aa güzel fikir. Orası güzel. Nereden çıktı yani? Kim şimdi, buldu bunu? Bu bir yarışmayla. Yarışmayla. Yarışmayla tabii. Gazetelere ilanlar veriliyor. 10 bin Türk lirası ödül konuyor. Ya bir kaynaktan gördüm. Ya 86 bin civarında kişi başvuruyor. İsim için. İsim için. Ne diyorsun? Bu 86 bin kişi 16 bin küsur farklı isim öneriyor. Bazı isimler ortak. Mesela Koç. Koç ismini bir sürü insan önermiş. Basit. Anadolu. Olan, onun için yarışma açmaya gerek yok çünkü zaten. Tabii. Anadolu. Aslında normalde okunur değil mi? Yani Avrupa'da, Amerika'da hep herkes kendi adını koymuş ama. Evet. Normalde birçok marka zaten kurucusunu soyadıdır. Evet. Hani Chevrolet, işte ne bileyim Chrysler. Citroen'i mesela. Ford'u. Ford. Tabii. Renault. Burada böyle bir yarışma yapıp halkı ısındırmaya çalışmışlar aslına bakarsan. Yani dikkat çekmeye çalışmışlar. Ve beklediklerinden çok daha fazla başvuran olmuş. Sonra çok önemli bir jüri toplamışlar.
Bunun içinde mesela Necmettin Erbakan var. O yıllarda Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanı çünkü kendisi. İşte bir tane ordinaryüs profesör, bir tane başka bir profesör falan. Çok önemli, o yılların önemli insanları bir araya gelip bir jüri oluşturmuşlar ve sonuçta seçtikleri isim Anadolu. Ve iki kişi. İki kişi mi söylemiş Anadolu? İki kişi ödül kazandı. Onar bin lira. Bir tanesi İslahiye'den, bir tanesi de İzmit tarafından bir yerden, şimdi hatırımda değil. İki kişi onar bin lira ödül kazandı ve Anadolu ismi ortaya böyle çıktı. Bence çok akıllıca da bir şey. Yani o yılların Türkiye'sini düşününce hani bu tip PR çalışmaları bugünkü anlamıyla baktığında bu çok ciddi bir PR çalışması. Düşünsene yani Türkiye'de bir otomobil üretecek, yepyeni marka çıkacak, ismini sen koyuyorsun. Evet. Ya bugün olsa ne konu diye düşünüyorum. Vallahi hiç üretemedim ya. Yüzlerce, binlerce isim insanların aklına gelebilir. Evet. Ve işin ilginç tarafı, Anadolu dünyanın neresine gidersen git Anadolu diye okutabilirsin insanlara. Evet. Ya amblemi de hatırlıyorsan, tam yanlış bilmiyorsam Hititlerin tam Anadolu amblemi. Aslında evet, Anadolu medeniyetlerinin zirvelerinden bir tanesidir Hitit medeniyeti. Bazılarının ön tarafında logo var mıydı, o şey kaputun bak, üzerinde? Evet vardı. Ben hatırlıyorum çünkü. Vardı. Tamam. Ama ilk çıkanlarda hepsinde yok değil canım. Ama değil. İlk çıkanlarda da ama şey vardı abi. Hani logo vardı. Logo abi vardı ama bazılarının ön tarafında şey vardı. O opsiyondur büyük ihtimalle. Opsiyon ya da SL. SL'lerde filan. Ben hatırlıyorum çünkü. Bir şey. SL süper lüks olabilir mesela yani. Süper lüks zaten. SL süper lükstü zaten. Tabii. O logonun böyle geyiğin şeyde durdu. En önde durdu. Hani Mercedes yıldızı gibi. Bizim 67'lerde yoktu. Bizimkiler garibandı abi. Dört kapılı üretimin başlaması ayrı bir özellikte. Ha, bak orası çok enteresan. Mesela yeni bir marka oluşturuyorsunuz 1966-67 yılında. Evet. Abi bundan 3 yıl 4 yıl geçiyor. O kasayı üretmeye devam ederken makyajlıyorsunuz. 4 kapılısını üretmeye başlıyorsunuz. Evet. Hemen arkasından 73'te spor otomobil yapıyorsunuz. STC 16. Hala ama o dönemde bir tane de station wagon yapıyorsunuz 75'te doğru. Tamam mı? Ve çok ilginçtir, o yıllarda Türkiye'de kimsenin aklına gelmeyecek bir şey, buggy yapıyorsun abi, böcek. Böceği yapıyorsun. Adı da böcek. Evet, böceği yapıyorsun. Böyle baktığın zaman inanılmaz vizyoner bir durum bu. O yılların piyasası bunları tam değerlendiremedi. Yerlere gelemedi. Yani tabii ki fabrikada istediği miktarlarda üretip de satamadı. Çünkü arz ve talep meselesi. Mesela bak, STC 16'nın tasarımında Datsun 240Z, Saab Sonet, Aston Martin, Ginetta & Marcos modellerinden esinlenilmiş. Ve Türk tasarımıdır. Şeyi izlediniz mi? Geçen yıllarda bir tane film çıktı. Zaman Makinesi 1973 diye. Evet. Abi çok iyi. Çok güzel. 3-4 kez izledim ben onu. Zaten film bunun üzerine kurulu. STC'nin üzerine kurulu. Yani çok güzel oldu. STC'nin tabii enteresan olan tarafı da şimdi tabii bir de açılımı var. STC ne demek? Çok enteresan açılım var. Süper Türk canavarı. Filmden biliyorum. Sports Türk iş kar. Süper Türk canavarı. Sports Touring Coupe. Ama asıl enteresanı olan Müslüman korveti. Vay. İsminden dinlemesi bu. Müslüman korveti. Müslüman korveti evet. Yani asıl isimlendirme bu. Ya ben kullandım yani, STC. Ya tabii STC enteresan. Ben kullanmadım. Ben kullandım. En büyük problemi sürücü koltuğunun biraz yüksek konumlandırılmış olması, altından çünkü bir tane şey geçiyor. Evet. Yarışa da STC hazırladım. Yani biliyorum, çok enteresandır kullanma. Anladım, ben şimdi program yapıyorum. En büyük özelliği ne biliyor musun? Tabii oturma yerin arka diferansiyeli çok yakın olmasıyla tabii ki ağırlık denge konusunda başarısı, ama ön kaput kısmının uzun olması da önden kayma tehlikesi oluştururdu. Fakat tabii bunu kullanırlar o yıllarda. İyi de bir kilit varsa diferansiyele, zaten düz gitmeyi kimse sevmiyor. Herkese biraz çevir. Çok büyük zevk veriyordu. Ama güzel bir araçtı. Ama ne yazık ki o da çok az satılmış. Çok az satılmış. Evet. Şu anda artık çok az var piyasada ve onları da Allah'tan koruyor insanlar. Restore ediyorlar. İşte hani kulüp toplantılarında bir araya geliyorlar, klasik otomobil yarışlarına bazen geliyorlar filan. Neyse ki ayakta kalanları var ve onları da gayet düzgün topluyorlar. Peki, yani hakikaten orijinal gibi artık otomobiller. Uzun yıllar daha da böyle kalırlar. Ya şimdi anladım. Bizim dostlarımız var, onlar hala Anadolu'ları alıp yarış versiyonuna çeviriyorlar. Fakat
mesela arkadaşımız var Enes, o ön ve arka takım için çok özel parçalar üreterek kendisi ayar manyağı diyor, ayar cenneti diyor. Ayarlanan her yere ayarlanabilir hale getirdi. Yani arka çok takımın, çok uzman bir adam. Evet evet çok yani. Uzman. Çok uzman. Çok uzmandır. Yani ön ve arka takımın her parçasının istenen ayara doğru yapılabilmesini sağlayan parçalar üreterek o araçları evet, üretiyor. 2 litre Ford motorlu bir tane yapmıştı. Ford motorlu var o. Peki bir şey sorayım o dönemi yaşayanlar olarak. Anadolu bugün bizim için ki Anadolu olanlar ve dönem görenler için çok değerli bir marka. O zamanlardaki algı neydi? Yani yoksa yani işte ucuz ben Türk arabası mı yoksa çünkü Amerikanlarla Avrupalılarla yarışıyor. Onun üstü daha iyi. Ben şöyle hatırlıyorum. O yıllarda STC çıktığında yani çoğunlukla ya normal otomobili tam üretemiyoruz da efendim şimdi bir spor otomobil mi eksik kaldı bu işin içinde kim alacak kim edecek derken. Yani şimdi öyle bir görüntü vardı ama o yıllarda öyleydi yani şimdiki bu birçok otomobil markası ve tipinin arasında üretilen özel bir şey varsa gerçekten de incelenir, yapılır, üretilir, satılır filan. O zamanlar tabii Türkiye'nin de otomotivdeki gelişme yılları. Yani 124 çıktı sonra efendim o bir yer edindi kendine filan. İnsanlar yerli otomobile alışmaya başladılar ama eskiden beri zaten geçen programda da anlattım. Türkiye'de otomobil deyince Amerikan otomobildir yani. Amerikan'dan sonra arada Opel'ler geldi, Mercedes'ler geldi, değişik Ford'lar fiyatlar geldi. Fiyatlar geldi. Evet. Mesela küçük minibüs fiyatlar falan vardı yani popülerdi bayağı. Ve onları da alanlara da bakardık yani bu araba mı bulamadım bunu aldım falan gibi soru sorardık. Yani o zamanın evet. Teknolojisiyle çünkü otomobil dedim. Amerikanlar yani. Başka bir programda belki konuşuruz ama bir konu açıldığı için söylüyorum. O dönemin Mercedes'leri çok karışık ve karmaşık otomobiller değil mi? Değil. Fakat o zaman da Mercedes kullananların tabiriyle o kadar kuvvetli bir araç ki ıslak yolda hep patinajla yürür falan gibi. Çünkü çok böyle büyük çok motorlar, enteresan. Kapsamlı motorlar. Büyük motor da değil. Yani birisi 1800 vardı ilk başlarda. Evet. Çok şey motordu onlar. Eski teknoloji motordu. Sonra 1.9'lar çıktı. Yani 190'lar çıktı. 2 litre motora döndü sonra. O teknoloji gittikçe gelişmeye başladı ama ondan önceki Mercedes'ler onlar da nispeten o yılların üretimlerine göre daha iktidarlıydı. Yani fakat kaliteli araçlardı. Mercedes'in bir de bazen garip denemeleri olur. Olurdu. Evet. Mesela SL Pagoda'larda otomatik şanzıman terstir. Normalde park en öndedir, drive en altıdır. Evet. Onlar da tam terstir. Drive en önde, park en altta. Evet. Yani böyle değişik değişik şeyler denemiş adamlar. Anadolu'muza dönelim. Bak mesela Anadolu'ya dönelim. STC-16'yı Erat Noyan tasarlamış. Evet. Ondan yakın sonra, dönemde kaybettik evet. Yanlış hatırlamıyorsam. 25 adet müzet toplam 175 adet üretilmiş. STC'den. Evet. Abi, 73 zaman yılında 168, 74 yılında 2 ve 1975 yılında 5 adet olmak üzere 175 tane toplam üretilmiş. 175 tane bulunmaz ilk kumaşı. Şu an bulunmaz ilk kumaşı ya. Yok i̇şte yani. İşte bizde o zaman yarışlarda kullandığımız şanzıman, STC şanzımanı kullandığımız için son zamanlarda inanılmaz zorlanıyoruz. Çünkü STC şanzımanı bulduğun zaman Anadolu için altın buldun demektir. Yok. 175 ya. Hepi toplu 175 tane. Evet, evet, başka evet, evet, yani. Evet, evet, evet. Ne zaman düşüş başladı? Ya bir yükseliş şimdi oldu, satıldı. Önce şunu söyleyelim. 1970 ile 75 yılı arasında 5 yıllık dönemde üretilen Anadolu tiplerine bakalım. 2 kapılı sedan var, 4 kapılı sedan var, pick-up var, station var, kupe var, böcek var. Böcek var. 6 farklı Anadolu var ya. Bir soru, aile var. Bir soru. Bu Arge'nin, bu gelişimin, bu düşüncenin arkasındaki beyin kim? Aslına bakarsan tabii ki yani Vehbi Koç, Bernard Nahum, Bernard Nahum'un oğulları Jean Nahum ve Claude Nahum ve daha birkaç önemli evet. isim Ahmet Binbirler var. Hani var evet. var oğlu var. Orada çok iyi bir kadro var. Yani gerçekten İnan Kıraçlar var. Gerçekten tek kişilik bir şey değil Ali İhsan İlkbağırlar var. Bir Ekber Onuk gibi Ekber bir örnek var. Vardır. Süper çok yakında evet. dostumdur benim. Yani süper bir beyindir o. Hani i̇şte bunun gibi var. Mesela. Ekber Bey hala devam ediyor zaten. Kendi Ekber kendine özel otomobil. Yani özel otomobil üretiyor ama zaten bir taraftan da çok özel devlete
şeyler üretiyor. Hücum botları. Hücum botlar. Dünyaya satıyor. Ona benzer. Dünyanın en hızlı hücum botlarını üretiyor. Evet. Yani dünyanın en hızlısı. Yani bu gibi beyinler hepsi birleşmiş. Bunu üretmeye çalışmışlar. Ekber Bey'den bahsederken şimdi yayını izleyenler diyor ki ya biz ilk defa duyuyoruz bu ismi. Yani birçok kişi. İşte problem aslında burada değil mi? Yani inanılmaz beyinler var, inanılmaz değerler var, inanılmaz üretim yapabilecek değerlerimiz var ama çok az duyuyoruz. Yani Ekber Bey'in yani silüetini gören kaç kişi vardı? Yok. Senin söylediğin şey çok değerli. Mesela dünyanın hızlı hücum botunu üretiyor. Bilen yok. Süper. Aslında bunların öne çıkıyor olması gerekiyor. Süper bir beyindir. Yani hayranıyım onun. Yani yakınlı dostumdur. Gerçekten çok iyi şeyler yapıyor. Yani. Ya o yıllarda Anadolu için Otosan gerçekten Türkiye'deki en önemli beyinleri bir araya getirmeyi başarmış. Bravo. Bak evet. Bu önemli bir şey. Peki niye düşmeye başladı? 73 petrol krizi ve fiberglass petrol ürünü maliyet artıyor, inceltiyorlar, yetmiyor vesaire. Bu arada tabii Renault ve Fiat da Türkiye'de üretime başlamış 1971'lerde. Onların da baskısı var. Rekabete dayanmak kolay değil. Yeni teknoloji lazım. İşte yeni üretim, yeni modeller lazım. İşte o değişiklikler, o beğenmediğimiz kasaya doğru gidiyor iş. Fakat acıklı olan taraf şu. 1980'lere doğru geldiğimizde tamam yepyeni bir şeye dönelim diyorlar. Eyvallah. Yurt dışında tasarlatıyorlar. Çağdaş diye bir adı çağdaş olan bir prototip var. Evet. Hatta Koç Müzesi'nde sergilenir. Evet. Gayet de güzel bir tasarım 1980'ler için baktığında. Bunu üretmek üzerine çalışmalar yürütüyorlar. Hesap, kitap, şu, Anadolu bu. Olarak yine. Tabii Anadolu markasıyla. Fakat ondan sonra bakıyorlar ki olmayacak. Vazgeçiyorlar. Ve o otomobil Citroen BX TG diye piyasaya çıktı. Yıllarca satıldı. Citroen aldı. Citroen o tasarımı satın aldı. Citroen BX TG diye. Şu çağdaş, evet. Çağdaş baraba. Evet. Yani ondan önce de daha tasarlananlar arasında BX olarak Citroen'in ürettiği. Bu çok daha şık. Bu. Da bu. Evet. Çağdaş bu ama çağdaş elden bu. Geçirilmiş haliyle. Evet. Citroen'in satarmış yani. Tabii. Evet bu otomobil satardı. Ya burada tabii şey çok önemli. Biz birçok programda da söylüyoruz ya. Bu ülkede üretilen aslında daha değerli olmalı. Her zaman. Maalesef öyle olmadı. Tabii şimdi bilinmeyen, duyulmayan isimler dediğin zaman şimdi normal olarak tabii bir fabrika üretiminde fabrika bir aracı ürettiği zaman daha doğrusu üretici ürettiği zaman işte bunlar üretti diye fazla bir açıklama çıkmaz. Tamamıyla ön planda olan markadır. Markanın sahibidir. Fakat tabii biraz inceleme yapılırsa ya kimler bu işte çalıştı, kimler bu işe yardım et dese mesela STC-16'yı mühendislik çalışmalarını Ekber Onuk, Günay Atuk, Kadri Nişel, Necdet Oral, Zeki Diker gibi ekip yönetmiş, tasarlamış, çalışmışlar üzerine, kafa patlatmışlar filan. Yani bunlar şu anda belli değerler yani. Kesinlikle. Belli değerler. Sahip Türkiye'de bu değerlerden çok var. Ama sahip çıkmıyoruz. Problem bu. İşte sahip çıkması ayrı bir şey. Biraz da şimdi bakın. Şimdi bazı kimseler derler ki işte devlet sahip çıksın veyahut da özel sahip çıksın. Tamam özel sahip çıkmış mesela Koç bunlara sahip çıkmış. Her zaman Otosan değil. Olarak. Her zaman değil. Onlar ben ayrılmışlar. Bir dönem Otosan şu andaki Otosan Anadolu'nun ismini dahi duymak istemiyordu. Anadolu kulüpleri başvuruyordu ya birlikte bir şey yapalım. Destek vermiyordu. Neden? Abi hiç anlamadım ben bunu. Allah. Sonra bir İngiliz yanlış hatırlamıyorsam bir genel müdür geldi. Adını hatırlayamıyorum. Ve klasik otomobil yarışında karşılaştık biz onunla. Hasbelkader. Sohbet ettik filan. O adam Anadolu'la tekrar ilişki kurulmasını sağladı. Yani ben bunu hiçbir zaman çözemedim. Otosan bir dönem Anadolu yok saydı. Yani o mirası yok reddetti. Evet. Benim de kısmen anladım. Reddetti yani. Öyle bir oldu ki Anadolu son 8-10 senedir tekrar evet, popüler tekrar. Hale geldi. Aynen, hani... aynen. Biraz da tahminim şu. O dönem göz ardı ettiyse bu bizim acemilik dönemimizdi. İşte bundan övünülecek bir şey yok gibi belki bir düşünce saplanmıştır ama değil. Abi, bu tarih bu. Bu tarih bu. Mirasın senin bu. Senin başladığın nokta bu ya. Ya ben orada şeyim abi. Otomotiv sektörüyle ilgili konuşurken hep şunu anlatıyorum. Ne olur herkes üzerine alınmayabilir ama üzerine alacak kişiler de var. Masanın bu tarafına oturduğunda, karşı sohbet ettiğinde buradaki adam zannediyorsun ki otomotiv sektörünü okurdu. Onun üzerine inşa edildi diye anlatıyor.
Ama markaların bir marka kültürü diye bir şey var. Bu kültürü yarına taşıyamayacak adamı ya da o kültürü benimsememiş adamı o koltuğa oturtmayacaksın. Aynen öyle. Bu kadar net. Ben eğer ünlü bir markadayım, her marka olabilir. Bu BMW'si, Mercedes'i, Ford'u, Anadolu. Abi ben o grupta çalışıyorsam ben Anadolu bileceğim. Bilmek evet. zorundayım. Bilmiyorsan abi o koltuğa oturmayacaksın. Ama buradaki değer şu anda ne? Kaç tane araba satarsın? İşte ne kadar para kazandırırsın? Bunun dışındaki bir şeye önem verilmediği sürece marka adı anmadan anlatmaya çalışıyorum. Gördüğüm o kadar çok abukluklar var. Kendi markasından bir haber. Çok adam şu an olması yönetici olarak çalışıyor. Bir örnek vereyim ben. Almanya'ya, Stuttgart'a gidersen mutlaka otomobil sever olarak Mercedes Müzesi'ni gezersin. Gittim. Tamam mı? Mercedes Müzesi'nde yaşlı insanlar vardır seni gezdiren. O adamların neredeyse tamamı 20 sene, 30 sene Mercedes'te, fabrikada, büroda, ofiste çalışmış, emekli olmuş. Ama orada seni gezdiren adamlardır. Adam markaya öyle bağlanmış ki konuyu da biliyor. Anlatırken şey diyor, bu arabanın üretiminde ben de vardım, ben de şurasını yapıyordum filan. İşte bu. Anlatabildim mi? Adam içselleştirmiş, onu kafasının üzerinde taşıyor o markayı. Marka kültürü marka başka var. Bir şey. Aynen öyle. Başka maalesef bir şey. Bizde o yok. Bak, demin bir örnek vereceğim diyordum rally ile ilgili. Claude Naum yarıştığı araba. Claude Naum'un birincilikleri var o arabayla Anadolu'da. Evet. Sonra satıyor, bir başkası yarışmaya devam ediyor. Sonra o da bir başkasına satıyor. En son ne oluyor? Kesilip kamyonet yapılıyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani o otomobilin müzeye konması gerekirdi arkadaşım evet. ya. Evet. Ve sen 70-75 yıllar arasında 5 ayrı karoserde otomobil üretecek kadar vizyonerken o otomobilleri nasıl başıboş bıraktınız ya? Bunu anlamak mümkün değil. Tamam, o günün şartları öyleydi, böyleydi. Nasıl takip edecektim? Abi, eyvallah, itirazım yok ama ya birileri de takip edecekti. Halit, orada zincir, o kültüre ait olmayan birilerinin koltuğa oturduğu gün o zincir kopuyor. Evet. Ve sonrasında da o kültüre ait olmayan bu koltuğa oturamadığı için... Anadolulara yapılan en büyük tecavüz diyeyim, özellikle 70'li 80'li yıllarda kesilip kamyonet yapılabilme iznidir. Evet. 67 modelleri yapamıyorlardı. 1200'lere izin verilmemişti. 68'den itibaren 1300 motorlardan itibaren kesilip kamyonet yapılabilir izni ya, çıkmıştı. Ne kadar can acıtıcı hemen bir şey. Hemen gidiyordum yani. Makine mühendisliği odasına. Zaten tipik onun bir şeyi vardı. Ölçüsü, biçisi, bilmem nesi. Projesini onaylatıyordun. Çat kesiyorlardı. Pıt 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 kamyonet. Birçok Anadolu bu şekilde heba oldu. Halbuki Anadolu kamyonet zaten seri üretim olarak üretiliyordu. Üretiliyordu. Ve hatta 1980'lerin başında dizel motorlu Anadolu kamyonet çıktı. Yerli motordu o. ERK adını taşırdı. 51 beygir civarında bir beygiri vardı. İki tane mühendis tarafından geliştirildi. İki Türk mühendis tarafından. Yani onlar projenin başındaydı. Bir tanesi hala daha Doğuş Otomotiv'de üst düzeyde çalışan Vedat Uygun'dur. Diğeri de beklenmedik bir şekilde kalp kriziyle hayatını kaybeden Ford Otosan'ın eski genel müdürü Nuri Bey'dir. Yani adamlar uğraşmışlar, bir şeyler yapmışlar. Ama sonrasında... Sor şimdi Ekber Bey, senin geliştirdiğin bir otomobil şu an işte arkası kesildi, kağıt toplanıyor. Ya bu çok acı, tamam mı? Acı. Yani marka, hep bir hikaye vardır işte. Türk'ün birisi Ferrari'ye tüp bağlatacakmış. Abi o arabayı tüp bağlayamazsın. Bu arabayı kesemezsin. Şimdi bu marka kültürü ve bu marka kültürünü oturtacak olan... Bak, sana kitapları gönderen beyefendi neydi? Claude Naum. Claude Naum. Şimdi öyle bir değer taşımış ki ben kitapları inceleme şansı buldum. Sağ olasın hani... Her şeyi toplamış adam. Bu evet. marka kültürü. Evet, ama tabii. O koltuğa oturacak adam da bu marka kültürünü benimsemeden buraya oturtulamaz. Net. Şimdi o zaman şu Rotary ile ilgili birkaç kelime edeyim. Evet, ben çok önce uzatmadan. Şunu söyleyeyim. STC niye tutulmadı, asladı diyorsan en büyük neden, tabii halkın arasından toplanan bilgilerle bu, iki kişilik olması. Tabii o yıllarda Türk halkı iki kişilik bir otomobili benimseyemiyor çünkü aileler kalabalık. 4 kişi oturmak ister. Amerikan otomobilinden gelme alışkanlıkla 5 kişi 6 kişi sığmak. Tabii arka salon salamancayı oturacaksın. 2 kişilik olması nedeniyle de fazla tutulmamış. Sen şimdi oraya tabii. geçmeden önce ben bir böcekten geçeyim. Ya, evet, böcek de enteresandı. Böcek de enteresandı. Yani bir şey olarak buggy tipi olarak tasarlandı, üretildi. 1970 yılında, 75 yılında üretilmeye başlanmış. 203 adet üretilmiş.
bildiğimiz 1300 motorlu bir buggy'ydi. Yani bunun hizmet göreceği yerler neresi olabilirdi? Antalya veyahut da işte dediğim gibi turistik bölgelerde turistler otomobil kiralamak istiyor. Hava sıcak, açık, işte buggy gibi bir şey. Ama çok şey, çok onun güzel da, düşünce. Evet, vizyoner bir düşünce. Tabii, düşünce çok güzel. Yani birkaç örneği ayakta. Yani var, filmlerde de oynattılar bunu filan. Birkaçını ben de inceledim. Bana da rastladı. Ondan sonra ama yani nedense yok, reddedildi yani. Toplum da onu benimseyecek. Bu şeyde de var şu an. İşte yerli otomobil tartışmalarında bir grup evet olsun derken ya işte ne yapacak? Yok oradan aldı, buradan ya bırak yapalım da. Hani bir tane yapalım da hani yalnız arada şey olsun. Station wagon çok kişilerce tercih edildi. Hem 1600 motorlu, güzel, çok güzel. Evet, hem 1600 motorlu olması nedeniyle hem de tabii ki yük taşıma, yolcu taşıma. Taksilerde falan da çok kullanılıyor. Takside bak servis mesela buzdolabı evet. Servisleri. Evet. İçine sığdığı için mesela bir yığın takım çantası vesaire hani çok kullanılıyor bunlar. Çok kullanmışlar. Evet. Ve tasarım olarak da zarif bir tasarım. Yok yok bayağı güzel ve çok, yani. Çok tercih eden oldu onu yani. Ya baksana yanda şeritler meritler falan. Çok şık bir arabadır aslında. 1973 yılın sonunda A5 kodu ile üretilmiş. 6499 adet Anadolu Station Wagon 1600 hiçbir üretilmiş. Hiçbir şey değil ya. Hiçbir şey ya değil. İşte o yıllar için tabii ki kendi yerli piyasana cevap versin diye. Ama bu her modelin de ayrı bir yatırımı var ha. Tabii. Gayet tabii yeni yani bir model çıkarmak kolay bir şey değil. 6500 tane için de yatırım yapılmaz ya. Yani. Tabii o yüzden yürümedi ama bir yerden sonra. Ya zarar etmiş tabii. Bunda da biraz da böcekte zarar. Böcekte ve SSC'de zarar. Onlar zarar. Yani bir getirisi yoktu ama işte bir firmanın, üretici firmanın da işte alnının akı gibi hani zarar dedesin. Bugün dünyada satılan birçok otomobilin bazı tipleri zararına üretilmiştir. Tabii tabii. Ama diğer İmaj gelen karlar onları kapatmıştır gibi. İmaj için üretilmiş. Evet, sıra sizde. Abi burada önemli bir nokta Wankel. Yani şimdi öyle ilginç ki hani diyoruz ya Anadolu'nun her şeyini dışarıdan almışlar abi. Motor, şanzıman bilmem ne. Tamam mı kardeşim eyvallah. Genelde zaten otomobil yeni yani son 60 yılın 70 yılın otomobil markalarının doğuşuna bakarsan hepsi böyle başlar zaten. Çünkü başlama maliyetini düşürürsün bu şekilde. Know-how kazanırsın. Sonra kendi motorlarını, şanzımanlarını geliştirmeye başlarsın. Hyundai de böyle yaptı bu işi mesela. 66'dadır Hyundai'nin de başlangıcı. Onlar da Mitsubishi ile başladı. Ford'la devam etti filan. Ya bu işler böyle yapılır. Ama ilginç nokta şu. İki saniye değil mi? 1.66 evet, evet, biri bunda aynı. Anadolu aynı. Hyundai'nin geldiği yer. Burası Anadolu'da kağıt topluyor. Evet. Ama nedir? Aynen. Hyundai yıllardır yani çok uzun yıllar boyunca devlet tarafından, Güney Kore devleti tarafından desteklenmiştir. İşte para verilmiştir, hisse alınmıştır, arkasında durulmuştur, zorlanmıştır. Ve Hyundai'nin büyümesine bakarsan 80'lerden sonradır. Evet, yani aslında Anadolu'nun bittiği yerde onlar yukarı çıkmışlar maalesef. Tabii Hyundai de zamanında Mitsubishi ile beraber ortak üretimlerdeydi. Mekanik filan falan. Biz Ford'da başladık. Mitsubishi'ye başladık. Hyundai nedir? Ağır şey metal. Ağır sanayi metal üreticisi. Sanayi, tabii, tabii. Gemi üreticisi. Meşhur metal. Saç, Hyundai saçları şunlar. Demir atölyeleri var. Çok falan. Büyük çelik üreticisi. Halit'e Wankel anlattı. Wankel. Evet. Çok kısa geçeceğim bunu. Çoğu insan Wankel'in ne olduğunu tam olarak bilmeyebilir ama Dr. Felix Wankel tarafından icat edilmiş içten yanmalı bir motor tipi. Pistonlu değil. Ortada böyle üçgen şeklinde bir rotor var. Şöyle bir elips alanda döner. O üçgenimsi yapının boşluk bıraktığı yerler yanma odasıdır. Rotor olarak kendi etrafında pervane gibi döner. Ve bunu ilk olarak Enesu diye bir marka vardı. Sonra Audi'ye dahil oldu. Evet. Enesu Ro 80 diye bir model vardı. Orada kullandılar. 1967 yanlış hatırlamıyorsam. O yıllarda. O yıllar evet. Olması lazım. Yani şey yok, eksantrik mili yok, subap yok. Çok basit bir mekanizma. İticiler yok, külbüterler yok, aynen. Piston kolu yok filan gibi. Sürtünmesi çok az. Bir tane rotor var. Aynen rotor var. Çok hafif normal motora göre. Güç üretme yeteneği fazla falan. O yıllarda yani 60'lı yıllarda Felix Wankel bu işi ortaya koyup seri üretime taşındıktan sonra başka markalar da bu motorun üzerinde çalışmaya başlıyor. Mesela Mercedes, mesela Citroen. Yani geleceğin motor teknolojisi denmeye başlıyor bu motora. O dönemde de Claude Nahon kendi ağzından yazdı bu kitapta. Diyor ki işte aslında makine mühendisi zaten. Sonra İngiltere'ye master yapmaya gidiyor ve yaptığı master içten yanmalı motorlar. Ve o dönemde de GM
patentini alıyor Wankel Motor'un $50 milyon. $50 milyon. Bu duyuluyor ve diyorlar ki evet ya, GM de bu kadar para yatırdığına göre Wankel Motor geleceğin motoru. Ve Claude Noam buna özel bir ilgi duymaya başlıyor. Ve bunun üzerinde çalışmaya başlıyor ve Anadolu'nun, yani Otosan'ın içine geldiğinde de bu fikrini dillendiriyor. Bunun için bir ekip kuruyor. Hatta ilginç bir şey var. Amerika'da çalışan profesör bir Türk'ü de transfer etmek istiyor. Kendi maaşının 1.5 katına transfer ediyor. Yönetici olduğu halde orada, o grubun yöneticisi olduğu halde o çalışan adam 1.5 kat fazla maaşla geliyor. Ya bakar mısın ya, yatırım mantığına evet, bak. Evet. Çünkü o adam lazım bu motorun geliştirilmesi için. Önce TRM-001 diye bir ilk prototipi yapıyorlar, çalıştırıyorlar. Bu arada Koç grubunun fiyatlı ilişkileri var, Ford'la ilişkileri var. Bütün bu çalışmaları onlarla paylaşıyorlar, onlara test ettiriyorlar. Sonra TRM-102 diye bir ikinci versiyon yapıyorlar, çift rotorlu. Çift rotorlu. Çok enteresan. Bunun testleri yapılıyor, o yıllardaki Wankel motorlarla karşılaştırmaları yapılıyor. Çok başarılı çıkıyor. TRM-102 ile Claude Noam alıyor bir tane, kendi Anadolu'na koyuyor. 6 ay Wankel motorla gidip geliyor. Tabii o yıllarda gazetelere haber oluyor. Küçücük çünkü motor. Kocaman yer kalıyor yani. Şu kadar bir makine bu. Ama hayata geçirilemiyor. Yani vizyon var, mühendislik var. Ama bir türlü hayata geçirilmiş. Tabii Wankel motorun da kendine öz problemleri vardı. Problemleri vardı. Yani şimdi o NSU'dan sonra Japonlar çok Mazda motoru, Mazda patentini satın aldı. İlk düşünceleri uçaklarda falan da kullanmaktı bu motorları. Fakat ondan sonra Mazda şeylerde Ares üretimlerinde neydi o? Uf, unuttum abi adını. Ares 2000 diyeceğim geliyor ama yok, değil. Yok yok değil. Değil. Neyse. Bulacağım onu. Ha, o araçlarda uzun yıllardır kullandılar. Bir ara üretimini durdurdular çünkü sen RX 7'leri diyorsun. RX 7 evet. Ben ilk kullandıkları arabayı düşündüm bir anda. Yok, ben de düşünmemiştim. RX 7'ler uzun yıllar üretildi. Bu uzun yıllar içinde en büyük sorun çok yüksek yakıt tüketimiydi. Ve yaktı. Şimdi Wankel motorların devir tahtidi yok. Yani beslediğiniz sürece 10.000-20.000 devir çevirebilir. Çünkü swap yok, ya yok, eksantrik yok. Yani çok yüksek devirler çevirebilen bir motor. Ancak dediğim gibi yakıt tüketimi, bir de en büyük problem egzoz çıkış gazlarının yüksek hararetidir. Amerika ve Avrupa üretimlerinde hatırladığım kadarıyla Avrupa üretimlerinde özel bir soğutma motoru vardır ki egzoz manifoldlarını o motorlar üfleyerek soğutur. Çünkü egzoz gaz çıkışı çok yüksek. Isı da gelir ve yakıt tüketimi yüksek. Bunun yüzünden durduruldu. Şimdi yeniden üretime başlandı. Başlayacak. RX-8'de de kullandılar. Yani, yenisi için bekleniyor. Türbolar yapıldı sonra. Türbolarla daha bir başarılı oldular. Şimdi yenisi çıkacak fakat tabii emisyon kurallarına uygun çıkacak. Yani Wankel'in de şimdi bu ilk ürettikleri evet, motor da 100 beygir üretmiş burada. Evet. İlk ürettikleri motor. Ya burada bütün testleri, geliştirme aşamaları, karşılaştırmaları var. Aslında kendi motorumuzda yapabilmişiz. Yapmışız. Hem de Wankel yapmışız. Ya yapmamak mümkün değil. Bakın bu iş kalıp işi, metalurji işi, mühendislik işi. Hepsi var bizde aslında. Bunların hepsi var. Sonra dizel motor da yaptılar. Erk dedim ya, 51 beygir pick-up'ta kullandılar. %100 Türk motorudur o. Yapabilmişiz. Değil, malzeme belli. Devamı gelmemiş. Teknoloji belli. Evet, evet, evet. Yani sonuç olarak bugünkü konularımız da bunlardı. Başka... En son şeye gelelim. Ne zaman kalktı? Artık biz bunu yapmıyoruz kararı ne zaman çıktı? Anadolu'nun binek otomobil üretimi 1984 yılında bitirildi. Pick-up'larsa 1991 yılına kadar üretildi. Ama o zaman Otosan tabii minibüs filan üretimi. O ticari araçta bir... Ticariye doğru daha bir... Zaten ticariyle başlamıştı Otosan, kamyonlarla başlamıştı. Demedi. Sonra tekrar... Transitlere de devam etmişti o 60'larda falan. Bugün zaten baktığın zaman Türkiye'de Otosan ticari araç üreticisi. Tanus'a geçti oradan. Ama o ara bir... Yani o ara bir üretimdi. Onu geliştirmek gerekirken Escort o zaman girdi devreye. Üretime devreye girdi. Montajdı. Gerçi birçok parçası burada yapılıyordu. Tabii ikisi de Koç grubu olduğu için Tofaş mesela otomobil üretiminde çok daha etkin role soyundu. 124, 131 filan derken. Biraz da piyasa kabulüyle ilgili bir şey. Piyasa kabulüyle ilgili. Yani Ford
tarafında binek otomobildense ticari araç üreterek daha fazla para kazanıyorsan, binek otomobili de Türkiye pazarında çok satamıyorsan yapacağın iş belli. Tofaş'ın başlangıcında ticari araç yoktu. Evet. Ama Otosan zaten Ford'un ticaresiyle başladı. Ve ticariyle devam ticariyle büyüdü. Ve şu anda da işte dedim ya en başında, Ford kamyon dünyasının lideri Otosan. Evet. Ford'u global olarak tekrar kamyon dünyasına sokan Otosan. Büyük başarı, tebrik etmek lazım. Ama keşke Anadolu ayakta tutabilselerdi, tutabilseydik. Veya niye geri döndürmüyorlar? Bunlara bakmak lazım. En azından bundan sonraki süreçte elimizde var olan kaç tane olduğu, aslında belki onun bile bir envanteri çıkartılabilir. Yani kaç tane var? Çok bir kere zor, denedim çok bunu, zor, çıkmıyor. Çok zor. Birçok köylerde şurada burada görüyoruz, adam bahçesini atmış Anadolu. Yani ön karüsörü duruyor veyahut bir şey var. Böyle atılmış çöp olmuş. Yani yok yazık, olmuş yazık, o kadar çok yazık. Var ki. Bir de bir dönem hani burada indirimi yapılmıştı. İlk yapıldığında arabalar götürülüp teslim edilmedi. Şimdi o şeyden düşmüş, trafikten düşmüş, yok zannediyorsun, köyde adam kullanıyor. Köyde adam kullanıyor. Tabii plaka yok, bir şey yok tabii. Ya üzerinde plaka var ama aslında o plaka şey değil, resmi plaka değil. Türkiye otomobil tarihinin en önemli parçalarını, Anadolu'nun hikayesini konuştuk. Umarım keyif almışsınızdır, umarım beğenmişsinizdir. Tarihe not düşülecek bir program olduğunu düşünüyorum. Böyle büyük üstadlar varken de bunlarla bu değerli markaları, bu değerli otomobilleri konuşabiliyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben şunu söyleyeyim. 1967 model Anadolu arıyorum ama aksesuarları çok eksik olmayan, varsa bildirsinler. Yorumları bekliyoruz. Varsa bildirin. Teşekkür ederim üstadım. Yani biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyoruz aynı zamanda. Aynen. Teşekkürler.